Arkadaşlar merhaba. NSE Yayınları Madde Özellikleri 1 Destek Testi 4 ile devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kaplarda kütle ve hacim değerleri verilen DX, DY, DZ öz kütleli sıvılar vardır. Birinci kapta bulunan sıvının DX öz kütlesi 2 olduğuna göre DY ve DZ öz kütleleri kaç gram bölü santimetre küptür diye soruyor. Evet, öz kütlenin formülü neydi arkadaşlar? Yazalım. DX eşittir M bölü V'ydi değil mi? Yani 4M bölü 4V diyeceğiz. Buradan 4'ler gitti, M bölü V kaldı. O da neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye eşitmiş. Öyle diyor soruda çünkü. Devam edelim. İkinci DY ile devam edelim. O zaman DY ne olması lazım? 2M bölü 8V olması lazım. Kütle bölü hacimden dolayı. Sadeleştirdiğimizde M bölü 4V olacak. M bölü V gördüğümüz yere ne yazacaktık? 2 yazacaktık arkadaşlar. O zaman DY eşittir. M bölü V gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 bölü 4, o da ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Aynısını DZ için de yapıyoruz. Şuraya yazalım DZ'yi. DZ eşittir. Kütlesi kaç? 5M. Hacmi kaç? 2V. M bölü V gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 2. 5 bölü 2 çarpı 2'den 2'ler gitti. Ne geldi? 5. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar DY 1 bölü 2. DZ de 5, yani E seçeneği olmakta. İkinci soruyla devam edelim. Kütle KLM cisimlerine ait kütle hacim sıcaklık değerleri tabloda verilmiş. Bu cisimlerin yapıldıkları maddeler ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, aynı sıcaklıkta öz kütle değeri aynı ise benim bu maddelerim aynı madde olabilir. Çünkü öz kütle ayırt edici bir özellikti. Peki öz kütle nasıl bulunuyordu? Öz kütle eşittir kütle bölü hacimle bulunuyordu. O zaman bakalım DK için şuraya yazalım. DK eşittir 100 bölü 100'den 1. DL eşittir 200 bölü 100'den 2. DM eşittir 200 bölü 200'den 1. O zaman DK ile DM aynı olduğu için K ile M aynı cins olabilir. L kesinlikle farklıdır. Yani D seçeneği doğrudur deriz. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Sabit basınç altında suyun öz kütle sıcaklık grafiği hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar, suyun bir özelliği vardı biliyorsunuz. Suyun öz kütle sıcaklık grafiği su artı 4 santigrat derecede en büyük öz kütleye, artı 4 santigrat derecede en küçük hacme sahipti. Yani C seçeneği bizim suyun özelliğinden dolayı doğrudur diyoruz. Dördüncü sorumuz, şekildeki düzgün kabın içerisinde öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvı bulunmakta. Kap sabit debili musluktan çıkan farklı bir sıvı ile ağzına kadar dolduruldu. Eşit hacimde dolduruluyor bakın arkadaşlar. Musluktan akan suyun öz kütlesi kaçmış? 4 olduğuna göre karışımın grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Ne olacak arkadaşlar burada? Eşit hacimdeki karışımlarda karışımın öz kütlesi D karışım eşittir. İki sıvının öz kütleleri toplamı bölü 2 ile bulunuyor. Yani 4, 2, 6 bölü 2'ye 3. Benim karışımımın öz kütlesi 3 olması gerekiyor. Birden mi 3 olacak o zaman? Hayır. Ağzına kadar dolduğunda 3 olacak. Yani başlangıçta 2 ile başlayacak. Yavaş yavaş 3'e doğru çıkacak arkadaşlar. Yani doğru cevabımız B seçeneği olmakta diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yavaş yavaş çıkmakta, birden çıkmayacak. O yüzden bu D seçeneği değil yani. O yüzden bu. Bu da doğru orantılı bir şekilde çıkıyor. O yüzden C de değil, D de değil diyoruz. Evet, arkadaki sayfaya geçtik. Düşey kesitleri şekilde verilen su ile yarı yüksekliklerine kadar dolu olan X, Y, Z kaplarına tam olarak doluncaya kadar 3 gram bölü santimetre küp olan sıvılardan konuyor. 3 konuyor, 3 konuyor, 3 konuyor. Bu karışabilen sıvılar eklendiğinde bana karışımların arasındaki öz kütleleri arasındaki ilişkiyi sormakta arkadaşlar. Bakın, X kabında eşit hacimde karışmış. Eşit hacimde karıştığında DX için ne diyeceğim ben? 3 artı 1 bölü 2 diyeceğim.
Yani benim x kabımın öz kütlesi 2 olacak arkadaşlar. Peki bu karışımın öz kütlesi karışımı sağlayan sıvıların arasında bir değer olacak. Yani 3 ile 1'in arasında. Peki hangisine daha yakın? Hacmi büyük olana yakın. O zaman burada 3 ile 1 karışıyor. 1 ile 3'ün arasında bir değer olacak. Eşit hacimde karışsaydı 2 olacaktı. Peki kime daha yakın olur? 1'e daha yakın olur. O zaman burası 2 ile 1 arasında arkadaşlar. Z için yapalım. Gene Z de 1 ile 3'ün arasında olacak normalde. Eşit hacimde karışsaydı 2 olacaktı. Ama eşit hacimde karışmamış. 3'ten daha fazla girmiş. Dolayısıyla bizim buradaki karışımın öz kütlesi ise 2 ile 3 arasında bir değer olacak arkadaşlar. Neden? 3'e daha yakın çünkü. O zaman en büyük olan kim? DZ. Sonra DX. Sonra arkadaşlar D'ye 1'e daha yakın olduğu için en küçük olacak. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. 5. sorumuz. Evet 6. sorumuza geçtik. Öz kütleleri sırasıyla 2, 7 olan X ve Y sıvılarından farklı hacimlerde alınarak türdeş karışımlar. Bakın burada farklı hacimlerde alınarak ipucu veriyor bana. Türdeş karışım elde ediliyor. Karışımın öz kütlesi verilen değerlerden hangileri olamaz? Şimdi burada bir kere benim karışımın öz kütlesi 2 ile 7'nin arasında olması gerekiyor. 2 olamaz, 2 olamaz, 7 de olamaz. Arasında bir değer olmalı. Tamam mı arkadaşlar? O zaman bir kere 7'yi çizdik. Olamazlardan birisi 4. Olamaz. Peki farklı hacimlerde diyor. Eşit hacimde karışsaydı ne yapıyorduk? Eşit hacimde karışan karışımlarda D1 artı D2 bölü 2 diyorduk. Yani 2 artı 7 bölü 2 diyecektik. 9 bölü 2'den 4,5. O zaman farklı hacimlerde dediği için eşit hacimde karışan bu 4,5 da olamaz arkadaşlar. Peki bunun haricinde 2,5 olur mu? Olur 2 ile 7 arasında. 4 olur mu? Olur 2 ile 7 arasında. Olamazları soruyor bana. 3 ile 4 olamaz. Yani E seçeneği diyoruz 6. soruya. 7. soruya geçtik arkadaşlar. Düşey kesiti verilen kapta öz kütleleri D ve 3D olan sıvılar bulunmakta. D ve 3D. Bakın öz kütlesi büyük olan altta, öz kütlesi küçük olan üstte. Sıvı yükseklikleri eşit olduğuna göre hangileri doğrudur? Y sıvısının öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinden büyüktür. Doğru. Nereden anladık? Öz kütlesi büyük olan altta olur arkadaşlar. Öz kütlesi küçük olan üstte olur her zaman. İkinci öncül, Y sıvısının hacmi X'inkinden büyüktür. Evet, daralan bir kap arkadaşlar. Öz kütlesi büyük olanın hacmi de büyük oldu diyoruz. Devam edelim. Sıvıların homojen karışması sağlanırsa karışımın öz kütlesi 2D olur. Şimdi eşit hacimde olsalardı, bakın eşit hacimde olsalardı DK eşittir 3D artı D bölü 2, yani 2D olurdu. Ama bu ne zaman? Eşit hacimde olsalardı. Peki bunlar eşit hacimde mi? Hayır. Eşit hacimde değil. Kimin hacmi daha büyük? Y'nin hacmi daha büyük. O zaman benim karışımım 3 ile 2 arasında olmalı arkadaşlar. 3 ile 2 arasında olmalı. Dolayısıyla benim 3. öncülüm yanlış oldu. Anladık değil mi? Ve cevap C seçeneği diyoruz. 8. soruya geldik. Öz kütleleri 4 olan, öz kütlesi 4 olan X sıvısı ve 8 olan Y sıvısı ile homojen bir karışım yapıldığında karışımın öz kütlesi 6 oluyor. Aa, bakın arkadaşlar. 4 ve 8. 6 bunun tam ortasında değil mi? Yani hani biz biraz önce demiştik ya, eşit hacimde karışırlarsa 4 ve 8'i topluyordum, 2'ye bölüyordum, 6. Yani 6 tam ortada olduğuna göre X'ten ve Y'den eşit hacimlerde alındı. Yani hacimleri oranı 1'dir diyoruz. 9. soruya geldik. Şekildeki sabit sıcaklık ve basınç altındaki X sıvısına ait kütle hacim grafiği verilmiş. X sıvısı ile numaralandırılmış sıvılardan hangileri tek başına karıştırılırsa
karıştırılırsa grafikte verilen karışım elde edilebilir. Şimdi X sıvısı ile karıştırılacak ve şu karışım elde edilecek. O zaman benim karıştırdığım madde 3 ya da 4 olmalı ki karışım X ile 3'ün arasında ya da X ile 4'ün arasında bir değer olabilsin. O zaman cevabımız ne olacak? E seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki soru çözümü.